Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 22 öğrenci yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 22 öğrenci yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekiplerince ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille yabancı plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor. Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı. Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gaziantep-Osmaniye otoyolu 8. kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01PY608 plakalı tıra 59AB698 plakalı tır arkadan çarptı. 59AB698 plakalı tıra da 01SR278 plakalı kamyon arkadan çarptı ve kamyonun kasası koparak 200 metre ileriye fırladı. Kazaya karışmamak için fren yapan 80HD747 plakalı hafif ticari araca da arkadan gelen 07ALP074 plakalı tır çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona kurtarılamadı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Murat Gündaş idaresindeki otomobil İzmir-Uşak Karayolu'nun Ankara asfaltı mevkisinde Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Gündaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.